Teknopattan herkese merhaba. Benim İnçtak. Sonunda iOS 16 iPhone'lar için çıktı ve biz de bu işletim sisteminin yeni özelliklerinden 16 tanesini seçtik ve bu videomuzda onlardan bahsediyoruz. İlk özelliğimiz aslında iPhone 10 çıktığından beri neden yok denilen bir özellik. Eğer Face ID destekli bir iPad'iniz varsa bu iPad'in kilidini Face ID kullanarak ister yan İsterseniz de dik olarak açabilirsiniz. Ama söz konusu iPhone olduğunda bugüne kadar sadece düz olarak açabiliyorduk ama yan moddayken hiçbir zaman açamıyorduk. İşte bu özellik iPhone'lara iOS 16 ile beraber geldi. Yeni kilit ekranı ise dikkatimizi çeken ve gerçekten de çok güzel görünen bir arayüz özelliği. Artık bu alanı dilediğinizce özelleştirebiliyor ve ana ekranda olduğu gibi araçlar ekleyebiliyorsunuz. Daha önce Apple Watch'ta gördüğümüz, telefonunu çektiğiniz fotoğrafların saat arayüzüne göre ayarlanması özelliği de çok şık durmuş. Ayrıca eğer yeni iPhone 14 Pro'lardan birini satın alırsanız bu ekranda always on özelliği de aktif oluyor. Sevdiğim özelliklerden birisi duvar kağıdı galerisiydi. Normalde 3. parti hizmetlerle bunu yapıyorduk ama onlarda da sürekli reklam gelmesi gibi sorunlarla karşılaşıyorduk. Artık bu durum değişti. Apple hem kendi önerilerinden hem de sizin oluşturabileceğiniz fotoğraflardan veya resimlerden çok güzel öneriler yapıyor ve burada belli galeriler oluşturup kendinize özel bir ana ekran oluşturabiliyorsunuz. Sevdiğim özelliklerden biri ise artık portre fotoğraflarından sujeyi ayırıp bunu mesaj olarak başka yerlere atabilme veya herhangi bir dökümana kopyalayabilme. Şimdi bir kenarda notları açalım. Fotoğraflara girelim ve buradan portre modundaki fotoğraflara bakalım. Şimdi benim daha önce çekmiş olduğum bir kedi fotoğrafı var. Bu kediye dokunduğunuzda bakın etrafında bir ışıklı alan beliriyor. İsterseniz bunu kopyalayabiliyorsunuz. İsterseniz direkt sevdiklerinize paylaşabiliyorsunuz. Ben kopyala diyeceğim ve onu buraya yapıştıracağım. Bu kadar basit. Bunu illa böyle yapmak zorunda değilsiniz. Kediyi böyle tutup diğer uygulamaya geçip buraya atabilirsiniz. Bunu mesaj olarak da atabilirsiniz. Sosyal medya uygulamalarında da kullanabilirsiniz. Sınırları tamamen size kalmış. Bir başka örnek çağını alalım. Çağını da buraya kedilerin altına koyalım. Gayet güzel. Bir diğer önemli özellik ise çeviriler. Geçtiğimiz yıl bu çeviri özelliği iOS 15 beraber bizlere sunulmuştu. iPadOS'lere tabi vardı ama Türkçe İngilizceyi desteklemiyordu. Artık Türkçe dilinde destekliyor. İngilizce metinler olan bir fotoğraf açtığınızda veya kamerayla bunları taradığınızda artık isterseniz metin bazlı, isterseniz de görsel bazlı olarak veya kamera üzerinden bir metni tarattığınızda rahatlıkla bunu Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Ben şu an mesela Google'dan herhangi bir tabela fotoğrafı açtım. Bunu seçiyorum. Çevir diyorum. Direkt bunu çeviriyor. Eğer bir AirPods kullanıyorsanız artık TrueDepth kamerayı kullanarak yani iPhone'un önündeki kamerayı kullanarak kulağınızı tarayabilir. Böylece uzamsal sesten çok daha iyi bir şekilde yararlanabilirsiniz. AirPods'un kulağınıza nasıl bir ses vereceğini böylelikle belirleyebilir. En uygun sesi alabilirsiniz. Hatırlarsanız iPhone 10 piyasaya sürüldüğünde üst taraftaki batarya sekmesinden yüzdelik dilim kaldırılmıştı. Halen bu Plus modellerde devam ederken, iPhone 8 Plus gibi modellerde devam ederken çentikli hiçbir iPhone'da artık burada pil yüzdesi yoktu. Ama bu da geri geldi. Tek yapmanız gereken ayarlara gitmek. Buradan pili seçmek ve pil yüzdesini seçmek. Burada %73 görünüyor artık. Ben kullanmayı sevmiyorum. O yüzden kapattım. Fark ettiyseniz burada herhangi bir bildirim yok. Bunun sebebi ise artık bildirimlerin aşağıya taşınmış olması. Yukarı doğru çekerek bildirimleri direkt görebilirsiniz. Daha yığınlı, daha güzel bir sistemi olmuş bildirimlerin. Açıkçası çok beğendim. Burada ayarları istediğiniz gibi yine değiştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken bildirimlere gelmek ve burada ister bildirimleri açma, grupla veya eskisi gibi liste şeklinde görüntüleyi seçebilirsiniz. Gelelim mesajlardaki önemli yeniliklerden bazılarını. Bunlardan en önemlisi mesajlarınızı gönderdikten hemen sonra artık düzenleyebiliyor oluşunuz. Merhaba bu bir testtir. Cevap vermeyiniz. Gönderdim. Gönderdikten hemen sonra düzenle diyorum. Cevabı siliyorum. Tabii çok anlamlı bir şey yazmadım ama zaten olayım size bunu göstermek. Düzenlendi diye bir bildirim gidiyor tabii ki karşıya. İsterseniz de bu mesaj çok saçma bir mesaj. Hemen göndermeyi geri alabilirsiniz. Böylece karşı taraf bu mesajı hiçbir zaman almaz. Bu açıkçası WhatsApp'ta olan mesajlar uygulamasında olmayan bir özellikti. O yönden çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü ben de mesajlar uygulamasını özellikle iPhone olan sevdiklerim ve arkadaşlarımla kullanıyorum. Yeni özellikler arasında en sevdiklerimden biri ise dikteyle direkt klavye üzerinden yazma arasında hızlıca geçiş yapabiliyor olmanız. Şu anda diktedeyim ama istersen buraya klavye ile yazamadım. Klavye devam edebilir ve yine dikteyle devam edebilirim tamamen bana kalmış. Bakın yine klavyedeyim. Gayet güzel, kullanışlı bir erişilebilirlik özelliği olmuş. Tam yazma. Artık. Dur. 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 Sevdiğim özelliklerden biri ise yine erişilebilirlik tarafında Apple Watch ekranını telefonunuza yansıtabilme. Bunun için ayarlara geliyorsunuz ve ardından erişilebilirlik diyorsunuz. Sonra Aşağı doğru geldiğinizde Apple Watch yansıtma diye bir seçenek göreceksiniz. Bunu onayladığınızda kısa bir süre Apple Watch ekranınıza bağlanıyor. Şu anda Apple Watch'umda ne varsa ekranda da onu görüyorsunuz. Buradaki gösterim sadece bir ekran değil, aynı zamanda buradan uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorum. Ana ekrana geri dönüyorum. Digital Crown'u aynı Ara yüzde olduğu gibi kullanabiliyorum. Saatin üzerinde olduğu gibi yakınlaşma veya uzaklaşma yapabiliyorum. Yine ana ekrana veya diğer yerlere rahatlıkla gidebiliyorum. Bu da çok güzel bir erişilebilirlik özelliği olmuş açıkçası. Kamera uygulamasında genel bir geliştirme söz konusuyken uyumlu iPhone modellerinde portre moduna çok güzel bir özellik geldi. Bu yeni özellik sayesinde çektiğiniz portre modundaki fotoğraflarda çok daha iyi bir alan derinliğine kavuşuyorsunuz. Hemen portre modunda çektiğim şu fotoğrafı sizlere göstermek istiyorum. Burada sujemiz Çağan ve Çağan'a odaklıyız. Ama fark ettiyseniz ön tarafta yer alan bardakta alan derinliğinde. Artık arka tarafı flulaştırabildiğimiz gibi sujemizin önünde yer alan diğer nesneleri de flulaştırabiliyoruz. Böylece çok daha güzel bir portre modu elde etmiş oluyoruz. Kamera ve fotoğraflarla devam edelim. Burada göstereceğim bir iki güzel şey daha var. Sıradaki özelliğimiz uzun zamandır iPhone'larda beklenen bir şey. Kopya fotoğrafları algılayıp silme. iCloud 5 GB'a kadar ücretsiz. Ne yazık ki bu şekilde ve üstü için para ödemeniz gerekiyor. Üstü için para ödeseniz de yıllar içerisinde çekmiş olduğunuz videolar ve fotoğraflar çok fazla şişkinlik yaratabiliyor. Yedekler şişkinlik yaratabiliyor. Böyle bir durumda kopya video ve fotoğraflar size sıkıntı oluşturabiliyor ki bunları bazen algılaması da binlerce fotoğraflık, yüzlerce videoluk arşivlerde çok zor oluyor. Bunu önceden ücretli bir şekilde iPhone'da yapabilirken artık ücretsiz yapabiliyoruz. Albümler kısmına geliyorsunuz. Burada yinelenenler diye bir kısım var fark ettiyseniz. Şu an bendeki 28 tane fotoğraf birbiriyle aynıymış. Ne yapacağız? Seç diyeceğiz. Tümünü seç. Birleştir. 28 öğeyi birleştirelim. Bitti. 28 tane fotoğraftan kurtulduk. Fotoğraflardan devam edelim. Şimdi burada artık bir gizli klasörümüz var hemen albümler bölümünde aşağıya baktığınızda görüyorsunuz. Başkasının görmesini istemediğiniz verileriniz, fotoğraflarınız ve videolarınızı gizli klasöre aktarabilirsiniz. Gizli klasörün nasıl işlediğini Çağ'ın fotoğrafı üzerinden <laughs> yine göstereceğim. Çağ'ın da iyice konu mankenimiz oldu. Şimdi bunu gizle diyorum. Hemen geri geliyorum. Gizliye geliyorum. Bakın. Face ID'yi hemen tanıdı, açtı. Face ID kullanılmadan Hiçbir şekilde bu klasörü açmıyor. Kesinlikle bir biyometrik gerekiyor. Aa da Çağ buradan bize gülümsüyor. Çağ da gizlemiş olduk böylece. Yine fotoğraflar uygulamasına gidiyoruz. Çağ'ın gizlemiş olduğumuz fotoğrafını gizleme diyerek geri alıyoruz. Çünkü Çağ'ın önemli. Şimdi Çağ'ın fotoğrafı üzerinde belli düzenlemeler yapacağım ben. Portre modu üzerine değil. Mesela otomatik diyelim. Çok uğraşmayalım. Birkaç tane de şöyle kontrastı, parıldamayı falan değiştirelim. Ve belli bir profil oluşturduk. Buraya gelip düzenlemeleri kopyala diyorsunuz. Ardından bir başka fotoğrafa geliyorum. Bakın burada yeni bir seçenek var. Düzenlemeleri yapıştır. Yapıştır diyorum. Çağın fotoğrafında yapmış olduğum bütün ayarlar buraya kopyalandı. Tabii ki benzer profildeki fotoğraflar üzerine bunu yaparsanız çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Fotoğraflar ve kamera tarafındaki güzel geliştirmeler bunlardı. Son özelliğe geçelim. Şimdi iPad'lerde bir süredir hızlı not özelliği var. Ana ekrandayken Şuradan elinizle fırlatıp buraya hızlı notları alabiliyorsunuz. Notlarınızı alıp geri atabiliyorsunuz. Şimdi bu özellik iPhone'da nasıl işliyor size onu göstereyim. Ayarlara geliyorsunuz. Sonrasında denetim merkezine giriyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde bakın burada notlar diye yeni bir seçeneğimiz var. Hemen üstte alıyorsunuz. Tabii ki yerini de değiştirebilirsiniz. Mesela ben düşük güç moduyla hesap makinesi arasını aldım. Ardından denetim merkezini indirdiğinizde bakın burada Sağ tarafta hızlı notlar var. Dikteye basıyorum ve notlarımı almaya buradan başlayabiliyorum iOS 16 ile beraber gelen 16 farklı önemli özelliği, benim dikkatimi çeken özelliği bu videoda bakmış olduk. Bu özelliklerden özellikle fotoğraflar ve kamera tarafına gelenler gerçekten çok iyi. Bu özelliklerin hepsini denemenizi öneriyorum. Hangi cihazların desteklediğini veya bu özelliklerden hangisinin hangi cihazlarda kullanıldığını merak ediyorsanız da aşağıda açıklama kısmında makalemiz var. O makale üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz. Peki siz iOS 16'yı yüklediniz mi? yüklediyseniz ilk görüşleriniz nedir? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoyu bilgilendirici bulduysanız beğen butonuna basmayı, Teknopat'ın YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı ve bizi sosyal medya kanallarından takip etmeyi unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.